Anneciğim ört üstünü. Üşüyor musun? Evet. Üşüyor musun anne? Adana'da genç kadın kendisini darp eden eşinden boşanmak istedi. Başına gelmeyen kalmadı. Her gece böyle battaniyelerle oturuyoruz. Küflenen peynirlerim, bozulan turşum. Ev hanımı 40 yaşındaki Deniz'de ve 39 yaşındaki esnaf ÖF'de 19 Aralık 2015 tarihinde evlendi. Çiftin bu evlilikten bir çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre genç kadına eşi evlendikleri günden itibaren şiddet uygulamaya başladı. Anne ve babası hayatta olmayan genç kadınsa şiddete boyun eğmek zorunda kaldı. Daha evliliğimin ilk 3 yılında yoğun bir şekilde şiddet, darp, hakaret ve küfürlerine maruz kaldım. Sineye çektim, sustum. Arkasız olmanın da vermiş olduğu dezavantajda. 2018 yılında ise yine bir gün adamın eşini darp ederken komşular durumu polise bildirdi. Polisin eve gelmesi üzerine genç kadın eşinden şikayetçi oldu ve ardından boşanma davası açtı. Ancak eşinin ailesinin araya girmesiyle ve gelip özür dilemesi üzerine genç kadın davayı geri çekip eşiyle barıştı. Aradan 2-3 ay geçtikten sonra çift arasında kavgalar ve şiddet tekrardan başladı. Ancak genç kadın evladı için şiddete yine ses çıkartmadı. Sessiz kalmayı tercih ettim. Bu esnada bir evladım olunca da annelik duygusuyla gerek bana gerek evladıma daha fazla zarar gelmesin diye içimde de bir takım duyguları bitirmediğim için manevi olarak evliliğimi sürdürdüm. 2019 yılında çift düğün altınlarını bozdurarak Merkez Gürselpaşa mahallesinden bir ev satın aldı. Ancak şiddet uygulayan eş evi babasının üzerine yaptı. Aynı sene baba MD'nin hayatını kaybetmesi üzerine tapuda miras olarak kaldı. Genç kadınsa sürekli eşine tapuyu üstüne al demesine rağmen genç adam tamam halledeceğim diyerek eşine oyaladı. Ancak bu süre içerisinde eşi ve kendisine ait olan evi tapu miras gözüktüğü için anne ve kız kardeşiyle birlikte imza vererek abisinin üstüne geçirdi. Maddi manevi desteğini vermiyor. Sadece benim IBAN'ıma 100 lira para atıyordu ve bulunduğu ortamda herkese diyormuş ki pazar parası yapsın, ona çok bile. Bundan sonra sürünsün, ne hali varsa görsün, daha beter olacak. Onu evden de atacağım diyerekten Mayıs ayında bu evi abisinin üstüne kaçırdığını öğrendim. Geçen Ağustos ayındaysa çift arasında yine tartışma çıktı ve genç adam evdeki camı kırıp eşini darp etti. Bu sırada genç kadın da kadese basarak polisi çağırdı ve eşinden uzaklaştırma kararı aldı. 30 Ağustos 2021 gecesinde de yine üstüme çöküp darp edip boğazımı sıkıp yere yatırdığı bir noktada. Neden tartıştınız? Yaylada bir ev aldılar. Babam öldükten sonra kayınpederim. O eve gitmek istemediğim için benimle o eve geleceksin, mecbursun diyerek yere yatırıp benim boğazıma çöktü. Can haliyle kadese bastım uygulamaya. Ben kadese bastığımı gördüğü an zaten evden kaçtı. Arkasından memurlar geldi. Uzaklaştırma kararı aldım ben. Karakola gittik. 6 ay boyunca eşini ve çocuğunu arayıp sormayan ÖFD, geçen Ocak ayındaysa eşinin boşanma davası açmasına sinirlenip elektrik, su ve doğalgaz aboneliğini iptal ettirdi. Boşanma davasını açtıktan hemen sonra elektrik aboneliğimi onun üstüneydi. Kestirdiğini öğrendim. Elektriğe gelip tamamen kapattılar. Arkasından yarım saat sonra su biriminden arkadaşlar geldiler. Suyu kapattılar. Bir gün sonra da doğalgaz bağlantımı kestiler. 25 Ocak'ta eve gelen ekipler önce elektrik ve suyu, ardından da doğalgazı kesti. 4 yaşındaki oğluyla birlikte soğukta ve karanlıkta kalan genç kadın yardım bekliyor. Bu durumda benim gibi bu durumu yaşayan bütün kadınlara da Allah yardım etsin ve tabii ki devletimiz yardım etsin. 4 yaşında bir çocuğa nasıl anlatabilirsiniz? Neden televizyonumuz çalışmıyor? Neden bozuk? İnternetimiz neden kapandı? Sıcak suyla ben neden banyo yapamıyorum? Komşuya çıkıp neden yıkanıyoruz? Gibi sorular soruyor. Cevaplayamadığınız bazı sorular vardır ya. Yani. Öte yandan genç kadın akşam saatlerinde mum yakarak, oğluyla birlikte battaniyeye sarılarak, evinde çektiği video görüntüleriyle sosyal medyadan da yardım çağrısında bulundu. Üşüyor musun anne? Evet. Hiçbir şekilde elektrik yok. Her gece böyle battaniyelerle oturuyoruz.